Protodom. Oo, bunlardan 3 tane. Of. Castlevania LP'si iyi geçti baya. İki bölümde bitirdik oyunu. Çünkü gerçekten çok zor bir oyun. O yüzden memnun kaldım. Bir de Narsis gibi dönüp dönüp aynı kendi videolarımı izliyorum. Bu arada God of War'un yeni oyunu duyuruldu. God of War Ascension. Onun için de inanılmaz heyecanlıyım. Henüz ufak bir teaser'ı gösterildi ama Alatan oyunun senaryosu God of War 3'den sonra geçmiyor. Çünkü God of War 3'te bütün her şey bitti, yani hikaye sonuçlandı. Ondan sonrasını konu alması biraz enteresan olurdu. Büyük bir ihtimalle bir başarısızlıkla sonuçlanırdı öyle bir girişim. Hatırlarsanız PSP'ye Chains of Olympus diye bir oyun çıkmıştı. Hatta onun HD sürümü yakın bir zamanda, Kasım gibi zannedersem, PlayStation 3'e de çıktı. God of War Collection Volume 2 adı altında. Büyük bir ihtimalle bu oyun Chains of Olympus'tan da evvel geçiyor. Ve oyunumuz yine yavaşlıyor. Ve vazgeçiyor yavaşlamaktan. Enetron varmış. Çünkü her ne kadar Corusate ya da Failing öyle olmadığını iddiası da ben teaser'da Kratos'un teninin renginin kahverengi olduğunu görüyorum. Bu da demek oluyor ki henüz lanetlenmeden önce Kratos geçiyor oyun. Ve burada bir robot buluyoruz. Sanırım düzeltebilirim diyor. Makineler kötülük yapmaya alışkın değildir. Ya kötülük yapmak için üretilmemişlerdir. İnsanlar onları kötü yapar diyor. Mantıklı. Hadi bakalım. Tamir et. Ve tamir oluyor. Günaydın diyor. What is your command? Understood. Eşleşme bulunamadı. R66Y. Nedense aklıma R2D2 geliyor. Robo pek yaratıcı değil ama iyi. Robottan T'yi çıkartıyorsun. Sadece. Neden burada hiç insan yok diyor. Ne bileyim ben, amına koyayım diyecek. Yanımızda robot olduğuna göre. Ha. (Gülüyor)
Şimdi hangisi geride kalsın? Marley iyileştiriyor. Luca'da da ateş büyüsü saldırısı var. Hangisi daha kılıcı olur? İyileştirmeyi midtoniklerle de yapabiliriz ama ateş büyüsünü yapamayız. Marley burada kalsın. Bakalım Robo'nun özellikleri neymiş? Evet, şu anki default olarak gelen aksesuarları iyi gözüküyor. Evet, Protodome'dan çıkıyoruz. Dışarıda save'leyelim çünkü zannedersem 15 dakika doldu. Burada bırakalım. Ben GeekTheGecko. Bu bölümde bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.